Kontrol numaralara hoş geldiniz. Ben Mimari Yasir Karaca. Arkadaşlarım şantiyedeyiz. Serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şunları söyleyeyim ben öncelikle. Hemen buradan başlayalım sayın arkadaşlar. Bakın buraya mimari proje açılmış. Şimdi iç duvarlara geçtik tamam mı? Şimdi genel itibariyle konuşayım sayın arkadaşlar. Mimari projeye yani duvarlar genelde uymuyor. Hatta size şöyle söyleyeyim yapılıyor yapı tamam mı bu işte bu tarz konut yapılarından bahsediyorum yapılıyor yapı Yeri geliyor müteahhit geliyor giriyor içine mesela bir duvarı beğenmiyor bir odadan bir odaya biraz daha mesafe katmak istiyor o duvar yıkılıyor tekrar baştan yapılıyor falan yani bu olaylar çok sık rastlanan olaylar sayın arkadaşlarım bunun haricinde de hemen hemen her projede şöyle bir durum oluyor sayın arkadaşlarım mesela hava bacaları Hava bacaları projede geliş göster görünür sayın arkadaşlar. Çünkü e, yönetmelik gereği şimdi yönetmelikleri mükemmel hakim değilim e, ama inşallah böyle 6 ay 8 ay sonra o o kısımlardan da biraz daha ben e, bir büroda falan çalışayım. O kısımları öğrenip o kısımlarla alakalı bir seri de yapmayı düşünüyorum. Ayrı konu. Şu an onu Düşünmeyelim. Yönetmelik gereği metrekareye dahil edemiyorsunuz. Belli bir metrekareyi geçtikten sonra ekstra yapmanız gereken yönetmeliğin size dayattığı durumlar oluyor. Ama Mesela hava bacaları mesela işte e, koridora, bina koridoruna açılan depolama alanları gibi alanlar metrekareye dahil edilmiyor. Metrekareye dahil edilmediği için projede bunlar bu şekilde çiziliyor. Ondan sonra sayın arkadaşlar uygulamada değiştiriliyor. Tamam mı? Bakın bu bina için söylemiyorum, tamam mı? Bu binada öyle yaptık böyle yaptık demiyorum. Diğer binalarda diyelim. Anladınız mı? Bu olay bu şekilde yapılıyor. Yani baştan bir değişiklikler oluyor duvarlarda sayın arkadaşlar. Ya gittiğinizde kardeşim bu proje böyle ben uygulamasını bu şekilde yapacağım yani diyebilirsiniz. Bu sizin şeyiniz ama genelde duvarların hemen hemen hepsi değişir. Zaten mesela şöyle de bir şey var. ikinci el falan daire alırken de bazen metrekaresine bakarken şöyle bir ibare olur. İşte metrekaresi şuymuş ama işte şuradaki hava bir 1,5 metrekare katılmış. Şuradaki bilmem nereden 2,5 metrekare katılmış. Artı 7-8 metrekare ya da o kadar da olmaz gerçi de artı 5 metrekare mesela. Proje şey dairenin metrekaresi artmış diye ibareler olur tamam mı? Bu işte ilk mimari projenin çizilirken ki onları kısıtlayan yönetmeliklerden kaynaklı bir şey. Mesela belli bir metrekareye geçtikten sonra vergi dilimi falan da değişiyor. O durumlar olmasın diye ya da bazen belli metrekareye geçtikten sonra bir asansör daha çıkıyor ya da işte ne bileyim otopark sayısını artırman gerekiyor. Lükse giriyor mesela bir daireyi bir buçuk otopark yapman gerekiyor falan falan falan. Bu olay yönetmeliklerle alakalı çizim kısmıyla alakalı olduğu için ve ben o kısmı çok iyi bilmediğim için şu an için o kısımlara fazla girmeyelim ama yani duvarlar mimaride gördüğümüzde aynı olmayabiliyor. Öncelikle onu konuşalım. Peki şöyle biz burada bir proje aykırılığı yapmıyor muyuz? Bunun şey nedir yani? Bir sıkıntısı olması lazım. Bunun sıkıntısı da sayın arkadaşlar zaten bir ceza çıkıyor. Belediye gelip hani iskem vermeden önce belediye gelip yapınıza bakıyor. Diyor ki sizin yapınızın şu şu, şu şu yerlerinde bazı hatalar, eksikler var diyor. O eksikleri de tabii gideremeyeceğiniz için bir metrekare başına belli bir ceza çıkartıyorlar sayın arkadaşlar. O cezayı ödüyorsunuz falan gibi durumlar var. Şimdi burada niye su dökmüş usta? Birincisi duvarlar yapılmadan önce su dökünce sayın arkadaşlar birincisi bir tık daha iyi oturur. Bir de zemindeki o toprağı asıl şeyi o zemindeki pis kısmı diyeyim oraları temizlemek için hemen duvar yapacağı yerlerin altına su dökülür sayın arkadaşlarım. Bakın Oraya bir başına bir başına koymuş. Bir başından bir başına. İşte bakın burada da aynısını yapmış. Mesela niye örmeye devam etmiyor biliyor musunuz şu an? Bu hepsini şöyle şey yapacak. Hepsinin altlarını şöyle bir işaretleyecek önce. Bakın burada gördüğümüz gibi. Burada da şey şunu da görmüş olduk. Bakın tuğla duvarı kırmış ince bir malzeme haline getirmiş. Hani bu demiştim ya gözeneklerinden kırdığınızda tuğla duvarın hani o kesme makinesine ihtiyacı yoktur. Hepsinin bakın böyle yerde bir birer sıra halinde projeye uygun bir şekilde mesela ya da müteahhitin ya da bizim her neyse istediğimiz şekilde bakın birer sıra döşüyor tamam mı? Bu iki odayı ayıran mesela duvar olacak falan. Böyle yapıyor. Ondan sonra niye böyle yapıyor biliyor musunuz? Şimdi bu adam tam örse gelecek diyecek ki ya diyecek ben bu, bu, bu duvarı burada istemiyorum diyecek. Mesela ben geleceğim diyeceğim ki ya diyeceğim biz burada değişiklik yapmayı düşünüyorduk. Sen bu duvarı niye buradan ördün diyeceğim. E o da e, ne yapacak? Baştan yıkmamak için duvarı sayın arkadaşlar bu şekilde bir yöntem yapıyor. Geldiğinde en baştan değiştiriyor ama bakın oralara okey demişiz ama şuralara okey dememişiz. orları yapmıyor şu an. Sayın arkadaşlarım onları yaptıktan sonra artık hani her şey okey dendikten sonra zaten duvar olayı aşağı yukarı ilk katta Tamam mı? İlk katta e, çok zor olur. Ondan sonra eğer proje aynı şekilde devam ediyorsa tık, tık 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 aynısını yaparak devam eder. Ama ilk katta neden? Çünkü değişiklikler olur, olur yani olur yani sayın arkadaşlar. Hatta duvarlar yapıldıktan sonra da dediğim gibi değişiklikler olur. E, eğer ki duvarcı da tamam mı? Duvarcı da dikmeyi hiç sevmez. Se sevemesin haricinde de şöyle bir şey var. Mesela götür usulü çalışır. Der ki ben senin binanı der şu kadar liraya yapacağım. E ama sen burayı tekrar yap dediğinde ne oldu? Ona ekstra bir iş çıkmış oluyor. Hani genelde şunu söylüyorsun gerçi yıkarken. Ya tamam bak bu masrafını karşılayacağım diyorsun. Ona rağmen yine de şey yapmıyorlar. Neyse tuğla duvara geçtik sayın arkadaşlar. Bu 8,5'luk tuğladır. 8,5'luk tuğla işte kalınlığından bahsediyorum. 8,5 yani şu mesafesinden bahsediyorum. 8,5'luk tuğladır. Tuğlada da yine aynı şekilde Bims duvarda olduğu gibi şaşırtmaca yapılır. Ondan sonra sayın arkadaşlarım bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu tuğla duvarın metrekarede 25 tuğla gider. eğer ki işte kırılığı dökü şunu bunu diye hesaplarsan 26 26 buçuk diyebilirsin. Ya da 27 tuğla gidebilir diye, gider diyebilirsin. BIMS'te de aynı şekilde BIMS'te bakın karşıda ondan da bahsedelim. BIMS'te de sayın arkadaşlarım metre karede 12,5 tane BIMS gider. Şimdi ileride metrajla alakalı videolar yapacağım. Metrajla alakalı videolar yapacağım ama yine de şimdiden şey yapalım. Metrajla alakalı videoları bu serinin içine koymadım. En başta itibaren çok detaylı bir şekilde onu da koyabilirdim ama metraj sanki bir tık daha ileri seviye gibi geldiği için karıştırmayalım. Onunla alakalı baştan bir seri yapacağım. Bu şantiye içinde yapabiliriz birkaç projeyi de ekleyeceğim onunla alakalı bir seri yapacağım neyse sayın arkadaşlarım bakın şu da sıvacı teknesidir tamam mı bunun ismi de sıvacı teknesi ee, mesela bak burada el arabasını sıvacı teknesi gibi birçok yerde kullandılar şimdi ne yapıyor usta yapıyor bakın şurada ip var sırayı bitirdikten sonra bakın başları birer tane atıyor önce onu yukarıya alıyor sırayı örüyor yukarıya alıyor sırayı örüyor sayın arkadaşlarım burada artık e, biz bir alt katın şeyini iç duvarlarını yapıyoruz ama merdivenin arkasını gördünüz mü orada? Buraların her yerini toparlamışlar. Yani duvarlar ne aşamaya geldi? Onları görüyoruz. Şimdi peki bir şey soracağım. Biz mesela dış duvarda beams kullandık. Dış duvarda beams kullanmasaydık da e, tuğla kullansaydık uygulama nasıl olacaktı? Senin arkadaşlarım onun uygulaması da şu şekilde. Şimdi bir sıra 13,5'luk tuğla örülüyor. Tamam mı? Ondan sonra içine bir strafor yalıtım malzemesi konuluyor. Ondan sonra 8,5'luk tuğladan bir sıra daha örülüyor. Yani bu şekilde straforda içerisinde sandviç yapıyorsunuz. Isı yalıtımını da o şekilde kuvvetlendirmiş oluyorsunuz. E şimdi bu açıdan baktığınızda hangisi daha maliyetli olur? E, bims duvar mı? Tuğla duvar mı? Şimdi neden böyle söylüyorum? Tuğla duvar aslında bims duvarın tane başına düşünürseniz mesela bu İki buçuk liraydı herhalde bizim aldığımızda o 90 kuruştu aslında iki katından daha ucuz gibi ama şimdi ne oldu biz çift sıra ördük e ne etti 1.80 mesela 9, 9 işte ikiye katladı ya iki katından biraz ucuzdur öyle söyleyeyim ben size rakamlara girmeyelim gene maliyetler o kadar oynak ki hiç oraya girmeyelim İki katından biraz ucuzdur e tamam iki sıra sen tuğla ördün aşağı yukarı maliyet yaklaştı iki sıra ördüğün için çünkü bunun kalınlığını yakalamak için. E içine strafor koydun. E onun haricinde de harç malzemen çok daha fazla gitti. Anladınız değil mi mantığını? Çünkü bunun bak metrekarede 12.5'tu. E şimdi sen çift sıra tuğla ördüğünde orada metrekarede 50-55 tane gidecek. 50 tane de normal e, mükemmel düzlemde düşünürsek 50 tane gidecek. E böyle olunca aslında Bims Dış duvarda daha mantıklı oluyor. İç duvarda da tuğla maliyet açısından da daha mantıklı oluyor. Bir de bir tık da Bims'in kablo kanalı açarken benim hoşuma gitmiyor. Biraz dağılıyor falan. O yüzden iç kısımda da tuğla duvar daha iyi olduğunu ben düşünüyorum sayın arkadaşlarım. İlerleyelim. Burası da yapımızın diğer kısmı. Görüyorsunuz artık Bims her yeri kapatıyor yavaş yavaş. Evet sayın arkadaşlarım gene yeni bir güne geçeceğiz burada beton atacağız betonla beraber de lento dökeceğiz duvarcılarımız için sayın arkadaşlarım lento videosunu ayrı bir başlıkta inceleyelim beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın sağlıcakla kalın